Kadıköy'den görüntüler. Bu arada e, maç özetinin yine dakikalar içinde burada olacağını, basın toplantılarının ve röportajlarında yine dakikalar içinde ekranınızda olacağını belirtelim. E, Rea da hemen ufak ufak devam edelim. Şimdi hocam e, Pereira'ya biraz yine geldi döndü dolaştı konu ama e, Nereden ki geldi? Nereden geldi değil mi? <laughs> hiç de gelecek bir maç <laughs> hiç değil. değil. Hiç değil hiç. Öyle bir şey halde. Ee, hoca dedi ki Gökhan Hoca yani 2-2 e, oyunun hani skor olarak demiyorum oyunun karşılığıdır beraberlik. Ben yani öyle görüyorum dedi. Bilemiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama e, bazı hamlelerde Vitor Pereira'nın geç kaldığını ya da e, hata yaptığını çıkan kadro değişen isimler oyun şablonu e, yani mesela golü yemeyi bekledi gibi geldi açıkçası Hı. ne düşünüyorsunuz? Ya iki takım bir kere çıkanayım. ilk 11'ine baktığımızda biz mesela nasıl bir referansla maçı seyrederiz? Şimdi iki takımın ilk 11'ine baktığımızda hem kaleciler hem de son mesela santroforlar dahil bütün bölgelerdeki oynayan oyuncu profilleri birbirine benzeyen değil. Değil değil, değil, değil mi? Şimdi Beşiktaş takımı Beşiktaş takımı 4-3 gibi dizildi. 3-4-2-1 gibi de işte diziden bir Fenerbahçe var. Topla daha fazla işte oynayacak. Topu da Fenerbahçe zaten istediği o Beşiktaş'a bırakacak. Ve de Beşiktaş daha çok yerleşik savunmaya set ucumu yapacak. Böyle bir oyun oldu. Evet. Böyle beklersin. Yani biz maçtan önce böyle baktığımızda kadrolar geldiğinde ya şu oyuncu profillerinden ve Fenerbahçe oyuncu profillerinden bu çıkar. Şimdi Fenerbahçe'den aynı şekilde e, bahsettiğimizde Fenerbahçe burayı Koray bir çizersek bir de Zalai mesela 10. dakika falan zaten Novak'la aynı şekilde burada başlamasına rağmen buraya geldi. Şimdi burada komple bir altılı bir de kaleci Berk var. Berke var. Şurayı da aldığımıza Zeiss'ı da şurayı da alalım. Yani şurada defansif bir oyuncularla oynuyor. Yani şimdi e, Perere korkak dediğimizde ya Perere korkak olur falan deniyor. Şimdi bu başka nedir? 50 bine yakın taraftarla <laughs> oynuyorsun. Önlem alan tarafsın. Şimdi Rakibi hataya zorlayan değil. Rakibi hataya zorlayan kim? Topa sahip olan. Topu bıraktığın Beşiktaş takımı ne yapıyor? Rakibi hataya zorluyor. Sen ne yapıyorsun? Rakip hata yaptığında ondan yararlanmaya Hatadan çalışıyorsun. Hatadan yararlanıp geçiş oyunuyla sonuç Geçişte bulmaya de değil bak. Geçiş de değil. Ender kontratak. Tabii Bir de bak, uzun top falan atıyorsun böyle çok, geriden. Çok doğru aynen. Kontra atak. Geçiş falan da yok. Yok yani yok. Yani geç, geçişi... Orada geçiş 2 dersek, pasla falan bir şey... Ge Hayır geçiş dersek geçiş oyununa hakaret ederiz. Yani geçiş doğru, ayrı doğru, bir doğru, oyran. Doğru. Yani geçiş oyunu falan oynamıyor. Burada böyle bir oyun. Ne önde bir baskı pres var, karşı pres, pres bir anlayışı yok. Ne Mesutlar, Mesut'la, Rossi'yle öyle bir anlayışı da yok. Burada iki tane oyuncu birbirine yakın. Yaratıcılıktan, beceriden, oyunu yönlendirmekten uzak. Şimdi bu kadar... Zalay da buraya aldığında 6 kişi. Kaleci ile de 7. Buradaki oyuncular sana problemi çözecek. İki defa da öne geçiyor. Esasen korkak teknik adam olarak Pereira için iyi ne gibi? Öne geçiyor. Yani geriye düşse daha büyük sıkıntı yaşayacak. öne geçtiği zaman sıkıntı. ne yaptı? Geriye yaslandırdı takımı. Böyle de olunca ne oldu? Beşiktaş, Josef 8 numara evrildi 6 numaradan. 2 tane savunma arasında set ucunda dip koşu yaptı. Dip. Yani bir orta saha oyuncusu için hareketli ve dip koşu yapması mükemmel. 6 numara Oraya evrildi. Yani Değil onu mi? nereden beklersin? Maç başında candan beklersin. Oğuzhan'dan beklersin ikinci yarı. Joseph tabii ki yani mükemmel bir karakter ve mesela 6 numara ama futbol iki önü biz neye deriz Ender? Farz edelim ikimiz oynuyoruz. Senin çok yeteneklisin, benim defansım var. Ne diyorsun? Ya ofansı Ra'nın kötü. Ya Ender'in. Ya Ender'in de defansı kötü. Hayır, iki yönlü Joseph bunun çok güzel bir örneğini var. İki önlü oyuncu nedir biliyor musun? yorum ve düşüncesini ortaya koyan oyuncudur. Joseph iki tane savunma arasında bulduğu açıklığı dip koşu yaptı mı? Başşuay'ın. Tabii. Bu nedir? Bunu yani Josef der misin ya? Çok ofansif bir oyuncu. Mesela İrfan'dan, Mesut'tan, Piyaniş'ten hayır. Ama ne? İkinci yönünü ofansif yönünü çok akıllı bir şekilde Tabii. şimdi. Bak, Baktı orada bir alan var. Bak, kullanabileceği şimdi bir Joseph, şey var orada. Josep böyle gol atar. Kendi özelliğini biliyor. Josep'e versem topa yani beş kişiyi geçecek hali yok değil mi Josep'in? Ender. Ama ne yapar? Josef sana böyle gol yapar. Birinci sınıf iki tane gol attı, koşu yaptı. Şimdi antrenörlükte bir de ne var? İki takım antrenör içinde, tabii Önder Hoca çok iyi niyetli bir teknik adam. Şimdi Perera içinde antrenörlükte nedir en önemli? Yani bekleneni, öngörülmeyeni, karşı tarafın önlem alamadığı bir anlayışla sahaya çıkacaksın. Beşiktaş takım mesela canı oynatacağına, piyanist Josef'i biraz daha önde, burada güvenle başlayabilirdi, ikinci yarıda başlayabilirdi. Hani basketbolda eli sıcak deriz ya futbolda da geçen maç girmiş maçın kopmasının en büyük etken değil mi Batu ile beraber Kayseri Spor maçında. Böyle bir anlayış olabilir mi de olabilirdi. Esas ama bu e, derbi genelinde şunu söylüyorum. Perera zaten dediğim gibi oyuncu değişikleri bakıyorsun yine risk yok. Bir sosyal alayım bir duran top olur oyunu yönlendirsin yok. Bir çıkartıyor ayısı Mert Hakan o da koşuyor. 90 artı de Valencia ile Sangare bak. aldı hocam ya. Oyunu oyunu durdurdu. 30 Ekim'de en son maçını oynamış bir birikmiş enerji vardır. 50 gün sonra Valencia'ya çok güzel söyledin. Adamız 15 dakika 20 dakika oynar değil mi? Bu sezon başından beri kampa gelmiş. Tamam bir buçuk aydır oynamış ama sezon başından beri oynamış bir oyuncu daha önce hamle yapacaksın. Yani bir de hamleler yapıyor. Rossi'yi çıkartıyor. İrfan'ı alıyor. Buraya oyuncu alıyor. Oyuncu. Yani bir dörtlüğe döneyim. Gol olur olmaz mağlup olursun. Bir şeyler risk alayım. Ya Fervaç antrenörü e sor memnundur ne gibi. Derbide 2-2 Beşiktaş'la berabere kaldık. Ya sen iyice zirveden zaten Trabzonspor hakkıyla ya, zirvede köşe sen vuruşu uzak kalmışsın yok. ya. Kö köşe vuruşu bir şey söyleyecek. Korneri yok. Fenerbahçe'nin şey... korneri yok. Ender bu kadroyla bu kadroyla sen bu, bu rakip, oyun şekliyle bu oyun mu? rakip ceza sahasına gireceksin doğru mu? Hataya zorlayacaksın ki korner olacak değil mi? Serbest Tabii. vuruş olacak. Bak ilk yarı bir şey tuttum. ikinci yarı da öyledir. Sana çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu Zays'la e, şeyle şeyle Crespo'yla ilgili. Seyredenler e, benim bir ee, yanlışım olursa tuttum kafamda tuttum hiç yazmaya da göre baktım oyun oynarken ikisini ikinci arada şimdi yana geriye oynadılar hatlar arasına Somel buradayken öndeyken bak Zalai buradayken Mesut Berisha Rusya hatlar arasına dikine ilk yeri bir tane top sokamadı bu ikisi biliyor musun? Varsa soktu diyen yani belki bir tane varsa bir, bir tane, tane şey bak yok ama atamadı yani. belki, bak belki buraya Krespo attı Crespo attı ama ne mi? oldu biliyor musun? Hatırla Rıdvan girdi. Sağ tarafta ben de Samuel Rıdvan taça attı. Benim demek istediğim direkt ayağına attı. Yok yok. Şimdi var. Şut yok hocam Bak ya. bunları niye oynat? Serdar bak, girene üçlü kadar. Üçlü savunma oynatıyorsun defansif. Bir de bunları oynatıyorsun. Bunlar nasıl oynayacak? Buraya top gelmesi gerekir. Ee, Gürcan da geldi. En son uzatmadan şunu söyleyeyim. İki takımla ilgili. Şimdi iki takımın sezon başından beri sıkıntıları vardı. Teknik adam sıkıntıları, oyun sıkıntıları. En önemli kötü alışkanlıkları vardı. Ne zaman? Bak Savunmadan ucuma geçecekler. Ucundan savunmaya iki takımda sezon başı bu eksikliği var. Kötü oyun planları var. Sağ içinde kötü bir birliktelikleri var. Kötü fiziksel kaliteleri var. İki takım da bunu yaşadı. İki takımın kötü bir istikrar, bir türlü bulunamayan 11'leri var. Doğru mu? Ve kadro istikrarı da, oyun istikrarı da yok. Bak şimdi, sağ içinde kötü bir organizasyonları var. İki takım da buraya getiren, yani bu derbide Beşiktaş bir adım iyi oynasa bile... Ve de bu neyi yaratıyor biliyor musun? İki takım bu kadar kötü alışkanlıklar vesaire planlar, kurgular, e, en önemli prensipleri de kötü zaten. Bu neyi yaratıyor biliyor musun? İki takımdan böyle bir çok çok üstün bir oyun o oynanmadı. Bu niye? Neden öyle? İki takım kimliksiz. Hiçbir DNA'sı sezon başından beri oluşmadı. Ne hucumda hem savunmada. Onun için İki taraf içinde yasak salar gibi bir maç oldu. Beşiktaş evet geriden geldiği maçta bir puan aldı. Birisi 14 birisi Diğeri, 17, 17 puan. 17 iyice koptu. Bir diğer yandan da korkaklığı bana göre Perera'nın bu gece tescil oldu. Evet. Peki.